bijisi? Tanımıyorum güzelim. Nasıl tanımıyorsun? Hangi kadınla yani diyorsun? Her evin içinde skandallar yaşanır. Kalın perdelerle utanç verici anlarımızı yabancı gözlerden gizlesek de bir çift göze mani olamayız. Köşe bucak sakladığımız mahremiyetimiz umulmadık insanların eline geçiverir. Ve gururumuz bir yabancının elinde tehlikeli bir silaha dönüşür. İyice al üst tarafları. Hı. İyice. Ey. Sonra. Vallahi bu bizim Vesile Hanım. Böyle kocasının kulağını tuttuğu gibi yukarı kaldırıverdi vallahi. Bana bak. Sen bu camları gazete kağıdıyla kurulamadın mı? Bak leke leke olmuş oraları. Ha. Dur silerim bir daha. Onunla yapmayacaksın. Gazete kağıdıyla kurulayacaksın. Ya Nermin Hanım vallahi kafam karıştırıyor. Ne diyordum ben ya? Var ya ha. Yani vallahi bu kadın da var ya bir ceberrut. Amanın görme. Bir de oğlu var. Vallahi dağlara taşlara yani. O gün yatağın altını böyle bir sileyim dedim. Anam bir baktım yatağın altından. O biçim dergiler var ya onlardan vallahi. Milletin girdisiyle çıktısıyla uğraşacağına temizliğini yap sen. Hem ne ayıp şey. Ya insanlar sana mahremiyetlerini açıyorlar. Sen gidip onların dedikodularını yapıyorsun. Çok ayıp. Ya ama yani ben de seni yakın hissettim de ondan söylüyorum yani Nermin Hanım ya. Ne yakınıymış bu? Daha ilk kez karşılaştık seninle. Tamam yeter, yeter. İn aşağı. İn. Ay. Al şunu da. Bir daha da gelme bana temizliğe. Sen niye öyle dedin ki şimdi bana Nermin Hanım yani? Çünkü elinin ucuyla yapıyorsun temizliği. Sen gittikten sonra her şeyin üstünden geçmek zorunda kalacağım. E neyime yaradı? E dilin de uzun. İçim şişti onun bunun açığını dinlemekten. Dedikoduyu da, dedikodu yapanı da sevmem. Hadi yolun açık olsun. Topla şunları da, götür içeri. Hadi. Hadi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Geldi mi temizlikçi? Geldi de gidiyor bile. Ne çabuk. İşini bitirmesine izin vermeden yolu gösterdim ona. Neden? Ya temizliği Allah'lık. Bir de yılan gibi dili var. Bizden uzak dursun. Şey değil miydin ya? Dur neydi ya? Dur. Ha sen hani şu otelde böyle karısıyla oynaşırken kalp krizi geçiren adam değil miydin sen? Ha tanıdım vallahi tamam tanıdım ben seni. Oydu sen ha. Ama bak Allah'ın sevdiği kuluymuşsun vallahi. Yoksa yani karın doktor olmayaydı küçükten böyle giderdim vallahi. Siz herhalde beni başka biriyle karıştırdınız. Eşimle ben hiç otele gitmedik. Aa! Ha bu senin kocan mı? Ha desene ben şimdi anladım ya vallahi. Allah'ın işine bak Allah'ın işine. İyi o zaman hadi. Ben gidiyorum. Bana müsaade. Sen de güle güle kirlet. Nermin Hanım. Behçet, Behçet bittik biz, bittik biz, bittik, bittik. Şimdi herkese anlatacak senin rezilliğin. Ya dur hemen telaşlanma. Hem anlatsa bile kim inanır onun anlattıklarına? Hadi ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Oysa insanların en kolay inandıkları şeydir dedikodu. Nermin bunu pekala biliyordu. Kocasının ihanetini sineye çekmişti ama yabancıların arkasından gülmesi onun kolay kolay hazmedebileceği bir şey değildi.
Geçen gün delikçiyi çağırdım şekerim. Deyip bıcak temizlettim evi. Kız ağzı bol Şükriye'yi mi? Hem de ne bol. Mahallede kimle yapmış naklen yayın geçiyor resmen. Ayol iyi ki çalıştığı otelden ayrıldı da gündeliğe başladı. Yoksa nereden öğrenecektik onca dedikoduyu? Vallahi. Şu otelde zina yaparken kalp krizi geçiren adamı da anlattı mı? Ay anlatmaz olur mu ayol? Adama ilk müdahaleyi de kaçamak yaptığı kadın yapmış. İkisi de doktormuş dedi Şükriye. Gene temkinli adammış şekerim. Hanımlar, bugün bir başkasının dedikodusunu yapan yarın da sizin dedikodunuzu yapar. Hiç çekinmiyor musunuz? Bizim anlatılacak bir şeyimiz yok ki. Olağan çekinsin. Niye zahmet ettin Nermin Hanım? Ben hemencecik şöyle başlayıverir, yapıverirdim temizliğe. Temizlik kaçmıyor ya. Şöyle keyifli bir kahveni iç. Biz de iki lafın belini kıralım. İki lafın belini he mi? Dün böyle pek hoşlaşmadınız da siz benim sözümden, sohbetimden. Şükriyeciğim, üstüne alınma. Ben dedikodudan çok çekinirim. Yani hem ayıp hem günah. Zaten dinimizde de yeri var. Kul hakkı yemekle aynı. Ne sen günaha gir ne de ben. Ben de kimsenin kötülüğüne konuşmuyorum Nermin Hanım. Ben de ne gördüysem, ne duyduysam onu anlatıyor. Ha işte bak bu yanlış. Çünkü hepimizin kulağı gözü var. Bir şeyler duyup görüyoruz ama içimizde saklıyoruz. Haksız mıyım? Yani tabii sen çok başka bir insansın. Senin kalbin temiz ama diğer insanlar öyle mi? Değil. Yani senden duyduklarını farklı şekilde algılayabilirler. Böylelikle birilerinin onuru kırılabilir. Evlilikleri yıkılabilir. Vebali sana kalır. Eline sağlık Nermin Hanım. Afiyet olsun. Bak laf nereye gitti. Ben seni şunun için çağırmıştım. Şükriye ben seni çok sevdim. Sen her hafta bana temizliğe gel. Ama böyle evi toparlamak için sadece. Senden öyle ağır bir temizlik istemiyorum. Dün geldiğimde benim pestilimi çıkardıydın Nermin Hanım. Canım o ayrı, bu ayrı. O ayrı, bu ayrı, he mi? Ben buraya geldim, senin kocanın irezilliğini gördüm. Herkeşlere anlatacağım diye. O ayrı, bu ayrı, he mi? Yok, öyle olmaz. Sen bugün delik parasıyla benim çenemi kapatamazsın. Sana da yaranılmıyor. Haftada bir gün olsun rahat edebileceğim bir eve gel diyorum. Ha beni düşündüğünden yani. Hadi oradan be. Eğer sen beni düşüneydin. Dün ben buraya geldiğimde böyle ağzını burnunu böyle konuşmazdın sen benimle. 40 kere sildiğim yeri 41. kez sildirmezdin sen bana. Şükriye bak. Eğer sana kötü davrandıysam özür dilerim. Eğer benden gerçekten candan bir özür dileyeydin Nermin Hanım, ben seni sırrında tutardım. Ama şimdi yok. Böyle şekerle bebek kandırır gibi. Olmaz bu işler. Daha bundan sonra evinin pisliğini de, kocanın pisliğini de kendin temizlersin. Anladın? Şükriye, Şükriye bir dakika dur. Dur Şükriye, bak. Sana ne veriyorlarsa gündelikten aldığının iki katını veririm her hafta. Ha? Yeter ki kocamı bir otel odasında gördüğünü kimseye söyleme. Daha demin cidden de söyledim ben sana değil mi Nermin Hanım? Eğer sen benden gerçekten doğru dürüst işten bir özür dileyeydin ben senin sırrını tutardım. Ama artık olmaz. Madem ki sen benim gururumu kırdın ben de senin gururunu kırmazsam bana da Şükriye demesinler.